Herkese merhaba. Taşay Makine YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda çay sohbeti yapıyoruz. Çay sohbeti nedir? Olda olduğu yerde kalır. Ondan sonra sağa sola taşmaz. Şimdi bu videoyu niye çekiyoruz? Bu videoyu çekme sebebimiz şu. Piyasada çok çeşitli nervür ayakları var. Bu nervür ayaklarının hepsinin makineleri, üretim şekilleri, sebepleri farklı. Tamam mı? Burada tam 11 tane farklı nervür ayağı var. 11'i de farklı. 11 tanesi de farklı. Kullanım amaçları da farklı. Kanal tipleri de farklı. İğne batış yerlerindeki çaplar da farklı. Bunun için bir video çekeyim dedim. Tabi bu tarz bir videoyu bir influencerlarda bulamazsınız. Instagram'da işte bir tanesini alır, bununla alakalı bir şey söyler. Ya da bunu alır. Ya da ikisini alır. 11'ini alamaz. Ben, yani biz taşay makine olarak onları gıcık etmek için konuşuyorum. Şahsi algılamayın. Ve de benim videolarımda gören şeyleri başka yerlerden istiyorlar. Makinacı gidiyor, bana diyor bunu ver diyor. Adamın elinde yok. Ya onu bırak, o şovcu diyor. Al diyor bunu diyor mesela. La bu lazım ona, anladın? Yani hadi. Hadi bir şey demiyorum yine. Hadi bir şey demiyorum. Diyorum aslında da ooo neler diyorum. Neyse muhabbete gelelim. Yani mevzuya gelelim. 11 tane ayağı niye buraya koydum? Biraz o zaman videoyu yakınlaştıracağım. Burada neden 11 çeşit ayak var? Bana göre hangisi daha verimli ve daha güzel? Bir tane daha bir şey keşfettim. Bu niye diğerlerinden ayrılıyor? Mesela bunun gibi. Bunlardan bahsedeceğim. Çoğunun varlığından çoğunuzun da haberi yoktur. Bu video vasıtasıyla haberdar olacaksınız. Üzülmeyin. Makinacıların da böyle bir şeyin varlığından, böyle şeylerin olduğundan haberi yok. Kendinize haksızlık etmeyin. Bazen dikiş dikenler, dikiş makinesi kullananlar, çeyizciler, ne bileyim stilistler, modelistler bunlar makinacılardan daha çok aksesuar bilgisine sahip olabiliyorlar. Bazen dik genelde öyleler. Yani dediğim gibi benim bunları bilme sebebim kayışı yağlıyorum. Sedede gelelim şimdi. Makineyi, yani videoyu buraya yaklaştıracağım. Videoyu buraya yaklaştırdıktan sonra aradaki ufak tefek farkları göstereceğim. Neden birinin diğerine göre daha avantajlı olduğunu, neden birinin diğerine göre daha sıkıntılı olduğunu göstereceğim. Şimdi yakınlaştıralım ve olayın özüne inelim. Gibi burada 11 farklı çeşit ayak var, 2 tane de plaka var. Şimdi normalde burada şurada iğnenin girdiği delikler var. Şurada gördüğünüz gibi ve ipliğin geçtiği kanal var. Şurada gördüğünüz gibi iplik kanalları var hepsinde. Burada 2 tanesinde ayrı. Bunda ve bunda iplik kanalları burada. Hani nervür yaparken hatırlayın. Buraya koydunuz. Bu sizin plakanız. Ayak burada. Ya da şundan bahsedelim. Merkezde en fazla bundan var. Şu ayaktan var. Bu Singer'in 7 kanallı nervür ayağı. Böyle koyduğunuzu varsayalım. Şuradan şu şekilde. Kumaşı çift iğneniz burada çalışırken, kumaşı buradan akıtırken kumaş olduğu yerde böyle yukarı doğru çıkıyor. Şu kanala giriyor. Şuradaki kanala giriyor. Siz de o yüzden böyle gerdirerek iş yapıyorsunuz ya. İşte bu kanal burada yok. Gördüğünüz gibi. Bu ayağı kullandığınız zaman, tamam mı, bakın. Bu kanala o kaçan, yükselen, gereksiz araya kaçan böyle kumaşlar. Bunda öyle bir şansınız yok ve bunda. Bu ikisi de farklı bir sistem. Nasıl farklı? Doğru çekiyor mu diye bir bakayım ya. Ha, doğru çekiyormuş. Şimdi bu farklı. Bu da tutucusuz. Yani bu şekilde almadığınız zaman makinenize olmaz. Mesela bir Puff Expiration, Puff 1.5, 3.0 falan filan kullanıyorsunuz. Ya da bir Berna kullanıyorsunuz. Bu şekilde almazsanız makinenize olmaz. Bu da Puff'un tutucusuna benziyor. Bakın. Puff'un tutucusuna benziyor. IDT sistemine uygun üretilmiş. Ancak bunu da bu şekilde almazsanız burada Puff'ta kullanamazsınız. Bu Puff'un nervür ayaklarında da bu 5 kanallısı. Yalan oldu ya. Pardon, bu 7 kanallısı. Bu da 5 kanallısı. Bunda da burada bu şekilde araya böyle hani dikergen tık diye yukarı kalkıyor ya. Şu araya kaçıyor. Kullananlar biliyor. Dediğimi anladılar. Şu kanala kumaşınızın girmesi, gereksiz yukarıda saçma sapan bir kabartı olmasını görüyorsunuz. O yüzden sürekli elinizde böyle böyle gerdirmek vasıtasıyla o şişkinliği almaya çalışıyorsunuz. O
bunda ve bunda olmuyor. Bu ikisini de birbirinden ayıran özellik. Bu 4 milimetre, bu da 9 milimetreye kadar bir dikiş genişliği koyuyor biliyorsunuz buraya. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir ayağınız var. İkisi de dikiş plakası. Buradaki iğne batım yeri 7 milimetre iken buradaki 5 milimetre. Bu ayak böyle buraya oluyor. Burada şurada delik potluk bırakıyor. Bu da kumaşın bombelenmesine sebep oluyor. Aslında bu bunda kullanılmaz. Bu bunun için üretilmiş. Birebir karşılıyor. Bunları birazdan şöyle sağına soluna koyacağım, bir fotoğraf alıp videonun içerisinde göreceksiniz. Bu da şunun için üretilmiş. Tam delikleri öpsün diye. Şöyle koyuyorsunuz. Tam delikler, yani buradaki ayağın deliği plakanın deliğine girsin diye. Burada gördüğünüz 5 kanallı nervür ayağı. Bunda da dediğim gibi önde kanal var. 5 kanal var. Bunun kanal yüksekliği, bakın taban yüksekliği. Bunun kanal yüksekliği daha gerin. 7 kanallı bu. Bu Tayvan üretimi. Buraya gelen Singer L450'nin, L450 demişim, L500'ün, overlock'a gitti aklım. Singer L500'ün, Diamond'un ya da Janome'nin, büyük ihtimal Janome'ye de olabilir, denemedim ama Diamond, Singer L500 ve Bernetle grubuna olan nervür ayağı bu. Bu tutucusuyla beraber satılıyor. Bu sadece bende var. Ne kadar güzel. Ben getirdim. Bir 200 tane var bundan. Çünkü şuradan kanalı gördüm. İplik kanallarını gördüm. Pafa uyumluluğu. Direkt IDT'ye zarar vermeden takıyorsunuz. Eski tip 9 mm 20 serisine, 14 serisine, yeni Expiration serisine, 9 mm'lerin hepsine uyacak şekilde metal nervür ayağı. Çünkü herkes plastik, kırılma ihtimali var. Dekoratif nervür ayağı, kanal çokluğu yok. Bu 7 kanal, 5 kanal. Burada 7 kanal puff'ın nervür ayağında bu derinlik ve genişlik yok. Bunlar ikisi de setlerden çıkan ayaklar. Şurada gördüğünüz nervür ayakları. Aynı gibiler ama değiller. Ön arka basınç, şöyle gördüğünüz gibi şuradan bağlantı yerleri bile fark ediyor, merkezlemesi. Şimdi nervür ayağı alıyorsunuz ya. Mesela makineniz üniversalsa şunu alsanız, yani 7 milimetre ise şunu alsanız. Dediğim gibi şurayı önemsemiyorsanız, o kanala giren kumaşı önemsemiyorsanız bu her makineye büyük ihtimal oluyor. Bunu da tutucusuyla beraber alırsanız bu da Singer grubunu olur ama gereksizdir. Tutup da buna 120 lira, 130 lira orijinalliğine göre para veriyorsunuz. Bu özel bir ayak. Bu Husqvarna. Şu tutucusuyla beraber almanız gerekiyor. Yani şu sadece tabanı alıp mevcut tutucusuna takamazsınız. Bu şekilde alınmak zorunda. Bu da dediğim gibi 4 milimetre ise makineniz. Ne bileyim, Puff'ın tipmatik modellerinden eski böyle 4 milimetre bir nervür yapacağınız bir makineyse şiddetle tavsiye ederim. Bu ayak gerçekten güzel. Ya da Bernina'nız varsa eski mekanik Bernina'larınızda kullanabileceğiniz. Çünkü orada dişli sayısı geniş değil, dar. Böyle bir ayak taktığınız zaman mesela, orijinal değil böyle tutucuyla böyle bir ayak taktığınız zaman çok randımanlı olmuyor. Ya da 9 milimetre yeni tip Expiration bir makineniz var ya da kreatifde nervür yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle bunlar dar geliyor eski. Çünkü bunun kanalını istiyorsunuz. Çok kanalı. Sıralı nervür yapacaksınız. Dekoratifin derinliği hoşunuza gidiyor. Tamam mı? Şunun da makinenizin dişli çekimine şey yok. Kumaş dişinizden boşta kalıyor. Şöyle taban koyduğunuz zaman burayı tam tamına kapsıyorsunuz şöyle. Basıp kumaşı daha rahat çekmenizi sağlıyor. İşte aralarındaki nervür ayaklarının farkları bu şekilde. Benden alacağınız zaman, ya ben bana sorarak alırsanız, dediğim gibi bence şu tutucusuyla en güzel takılıp kullanabilecek makineniz 5-4 milimetre ise bununla nervür yapabilirsiniz. Ne bileyim 830 makineniz vardır. Eski 730'unuz vardır, 530'unuz vardır. Ne bileyim, bu 4 milimetre ise makineniz. Dişliler zaten dar oluyor. Bununla dikebilirsiniz. Yeni model puffsanız ya da eski model puffsanız ya da Singer L500'ünüz varsa bunu bu şekilde alıp takarak 10 numara kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kanalı yandadır. Standart piyasada alabileceğiniz en kötü nervür ayağı bu olsun. Ya bu kötülüğünden değil, en kötüsü yani. Şunlar artık iş görmüyor. 7 kanal. En tutulanı, kanalı geniş, yüksekliği yerinde.
Yani bu ikisini bulamadınız, alamadınız. Çünkü benden almayı istemiyor insanlar. En kötüsü bu. Bu Singer'in. Bunlar genelde 32'li setlerin içerisinden çıkıyor. Şuradaki nervür kanal derinliği insanların istediği gibi değil. Yeteri kadar yükselmediği için. Minimumda bu işe görüyor. Bu her şeye gidiyor bu yani. Joker. Burada Puff'ın dekoratif nervür ayağı. Bu Puff'ların orijinal ayağı. Biri 7 mm, 7 kanal, biri de 5 kanal. Puff'ın dediğim gibi. Buradan bu eski tip makineler için, tipmatikler için 4 mm, 5 mm makineler için. Zaten burada 9 mm olduğu için 9 mm'nin şeyi var. Ama çok kanal isteyip 9 mm'ye bunu taktığınız zaman dişli sırasından da bunda kaybınız var. O zaman da al sana böyle bir alternatif çıktı oluyor. Bence anlamadıysanız tekrar 3-4 kere izlerseniz mevzuyu kavrarsınız. Dediğim gibi bu araya kaçma muhabbetini bu ayakla çözebiliyorsunuz ya da şu ayakla çözebiliyorsunuz. 11 çeşit şu an benim ulaşabildiğim nervür ayağı var. Piyasadaki tüm nervür ayağı bunlar. Farklı var mıdır? İlla ki vardır. Bernan'ın ayakları var ama onlar da dediğim gibi gene bu sistemde çalışıyorlar ve pahalılar. 11 farklı ayağın birbirinden nasıl farklı yerlere ayrıldığını anlattık. Gördüğünüz gibi bu ayakların hepsi bizde var. Tavsiyemiz zaten şu dördüydü. Ve şunlar. Puff'ın zaten standart ayaklığı. Şunlar pek işe yaramıyor. Setlerden çıkanları falan insanları çok mutlu etmeyebilir. Piyasada en çok tutulanlar bunlar. O araya kaçan, yükselen kumaşı da ben kendim yaşadığım için, herkesin yaşadığını da bildiğim için onu bu dediğim, anlattığım kanal sistemiyle çözdüm. Buralara koyacağım buradaki plakaya oturma şekillerini falan filan. Bunları da göreceksiniz, o resimleri. Büyük ihtimalle gördünüz yani. Gördünüz, koydum çünkü. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şahsi soru ve sorunlarınızla altını çizerek ilgilenmiyorum. Bu Allah rızası için benim anlattığım, görmenizi istediğim şey var. Ha, sizde bu adam böyle şeyler anlatıyor, ben ayağımı bundan alayım derseniz gelir alırsınız, kargo ile alırsınız. Çok önemli değil, hiç almayabilirsiniz. Bunu görün, bir Allah rızası olsun, Allah razı olsun deyin ve terk edin burayı. Yani ben gittim, ayak aldım, ben şunu aldım, ben bunu aldım, yapamadım diye beni darlamayın. Kalbinizi kırarım çünkü kalbimi kırıyorsunuz. O kadar geniş bir vaktim yok. Bu videoyu da araya sıkıştırdım, telefonlarımı kapattım. Dedim böyle bir şey var, insanlar yanlış bir şey almasın diye çekiyorum. Herkes kendine iyi baksın. Artık tek tek ilgilenecek zamanı geçtik maalesef.